Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 15 Mayıs Cumartesi Amerika Pimlico yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Bugün 9 koşu bayağı önemli koşuların da olduğu güzel bir Amerika'yı programı var. Bugün en azından Amerika'yı ben iddialıyım diye konuşabilirim. Çünkü rahat rahat bir aksilik olmadığı takdirde yakalarız arkadaşlar. Tabii çıkanlar oluyor. Bu bizi etkiliyor bazı yarışlarda. Ama bugün çok açık yarışın olduğu yerlerde ben pek fazla çıkan atların olacağını pek düşünmüyorum. Ancak diğer bu şartlı yarışlarda veya satış koşullarında çıkabilirse ben büyük ihtimalle oradan çıkacağını düşünüyorum. Tabii açık yarışlarda illa hepsi koşacak diye bir kaydı yok. Yani çok çıkan atların da olduğu zamanlar oldu. Ama her şeye rağmen yine yarış saatine yakın kesinleşsin arkadaşlar. Öyle o şekilde yatırmanızı tavsiye edeceğim. Bugün 9 koşulu var. Dediğim gibi saat 19.51'de birinci koşu, birinci altılık ayağını ilk ayağa başlıyor. Saat 21.45'ten itibaren de dördüncü koşudan itibaren de ikinci altılı ganyanımızın start verildiğini belirteyim. Tabii güzel programlar var. En azından dediğim gibi ben bayağı umutluyum bugünkü programdan. Yarın da Amerika yarışları var. Ben yarınki programı şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bu saatlerde değil de yarın biraz geç saatlerde yarış saatine yakın yayına sokacağım. Çünkü nedeni söyleyeyim. Yarın iş yerimiz tarafından gideceğiz. Pazartesi açılması bekleniyor. Bir aksilik olmadığı takdirde tabii ki izin kağıtları da çıkarıldı. Yani pazar günü işte bütün herkes personel bir gitmek zorundayız. Tabii geleceğiz ama ben yine bu yarışlar bugün erken bitirebilirsem yerli yarışlar da var çünkü. Bunları bitirdikten sonra hemen ben yarınki hazırlıklara geçiş yapıyorum ki en azından yarın direkt eve geldiğim zaman en azından bir bakarım, bir göz atarım yine o şekilde. Arkasından programı sizlere sunarım arkadaşlar. En azından bunu haberini vereyim. Yani yarın gecikirse de yani kusura bakmayın şimdiden haberini vereyim arkadaşlar. Bugünkü programlara geçelim artık. Güzel programlar var. Dediğim gibi bayağı önemli koşular var. Birinci koşu saat 19.51'de başlıyor. Birinci altılı ganyanımız şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metrelik kum yarışında 10 safkan var. Tabii ki oranlarımıza bakacağız. Bugün oranlar açık arkadaşlar. En azından açık yarışların olması açık. Yalnız şu site bilmiyorum ne oldu, bir şey oldu herhalde, kapatıldı mı? At yarışı tahminlerim vermiyor artık, bilmiyorum. Bir sıkıntı var çünkü genelde burası veriyordu. Ötekiler sonradan veriyordu ama bakalım. Gelelim buradaki yarışa. Bakalım iki ne olur. Bracken News. Bakalım Bracken News. Evet, doğru yerdeyiz. 14 koşu var çünkü bugün Pimlico'da. 2 nolu safkan 2.25 orana sahip. 4 nolu safkan 4 lira. 6 nolu safkan 4.5 lira. 5 nolu safkan 4.5 lira. 10 nolu safkan 6 lira. 1 nolu safkan 12 lira. 7 nolu safkanda hem 10 lira veren var, 12 lira veren var. 3, 9, 8 de 25 lirayla 40 lira arasında bir orana sahip bu birinci koşunun oranları. Tabii benim burada önereceğim safkanlar sırasıyla 4 nolu Fire Sword, First Samurai temsilcisi John Velasquez'e start alan bu safkan. Geçen sene 2 yarış koştu ve yarış hayatına ikisinde kazanan bu isim bu yıl koşmuş olduğu tek yarışta bir 6.lık elde etti. Ama ben bu sefer daha iyi yarış koşmasını bekliyorum. Nefes yönden de daha iyi duruma geldi. İyi bir isim. Öncelikli olarak bunu belirteyim. 4 nolu Fire Sword'u yazdık. Daha sonra 2 nolu Bracken News. Yurt dışında Türkiye'nin de favorisi olan Minshaf temsilcisi Oval Rosario gibi usta pilotu ile start alan safkanda gördüğünüz gibi son 6 yarışında maalesef birinciliğe ulaşamamış bir isim ama sürekli iyi gruplarda koşan bir isim. Haliyle bugün Türkiye'de ve yurt dışında favori olması gayet normal bir şey. Tabi bir de bunların yanına ben bir 6 nolu Baptiste The Boy ve Band Box temsilcisi Irat Ortiz Jr. ile start alan bu safkanda yine etkili ve güzel formuyla iyi jockey ile yazılması gereken bir diğer isim olur. 4-2-6. Ben de bu 3 safkan diğer gruptaki safkanlara nazaran biraz daha ön planda tuttuğum isimler. Yani 4-2-6 yazıp boya bu şekilde geçebiliriz. Ama dediğim gibi burada sürpriz arayışına girmek isteyenler için çünkü burada yani şu kesinlikle gelmez diyebileceğim safkanlar yok. Hani maşallah diyelim bunların hepsi de açık yarış koşmuş safkanlar hepsi de. Kimler yazabiliriz sürpriz arayışlarına girmek isteyen? 10 nolu Apule Babs, bir Shanghai Bobby temsilcisi, anne kanatlı bir Gomez'den gelme, yani iyi bir kanatlı var. Angel Cruz'a start alan bu safkanda en azından performans olarak iyi ama aradığı birinciliği bulamayan isimlerden birisi. 5 nolu Going to Delete, bir Redemet temsilcisi Arosio Caramanos'ta start alan bu safkanda son yarışı kazanmış, bu yıl koşmuş olduğu tek yarışı kazanan bir isim, formlu bir giriş yapmış. Ve bir de 7 nolu Sugar Daddy, bir kendi Wright temsilcisi GD Acosta gibi jockey ile start alacak olan bu safkanda en azından güzel performansıyla yazılması gereken isimler. Ama 4-2-6 ben de önce şans verdiğim isim, 10, 5 ve 7 de sürpriz ve geniş at yazmak isteyenler için önerebileceğim isimler. Günün ikinci koşusuna geldiğimizde
Bir Golorotta Stakes, bir açık yarış dişilere ait. 3 ve yukarı İngiliz'in 1700 metrelik çim kursunda 6 safkan arasında koşacak olan bir yarışa baktığımız zaman 5 ama bakmadan önce oranlara bakalım değil mi? Bazen kafam doluyor, kusura bakmayın. İnanın sabah akşam bu at yarışı çalışmaktan ne yapacağımı çalışıyorum. Daha yemek memek yemedim. Bu yarıştan sonra bir Allah nasip ederse bir yemek molası vereceğim. Artık kızmazsınız inşallah. Yemek molası veriyorum diye. Ne yapacaksınız arkadaşlar ya? Yat kalk, at yarışı, at yarışı. Nereye kadar bu at yarışı? Bu at yarışı sonu yok. Neyse şaka bir yana. 5 nol safkan 1.20 orana sahip. 6 nol safkan 3 lira. 3 nol safkan 4.5 lira. 1 nol safkan 8 lira, 4 nol safkan 10 lira, 2 nol safkan da 12 lira gibi orana sahip. Görüyorsunuz hepsi de iç içe olan bir yarış. Yani hepsinde geliri var yani şu oranlara baktığımızda. Bakalım programımıza. Bu 6 safkan arasında koşacak olan bu çim yarışta ben önceliği 5 nolu Min Mari. Bir Scott Daly temsilcisi Louis Size start alan bu safkan göstermiş olduğu performansa göre kazanması bence en normal sonuç olur. Şu anda Türkiye'de ve yurt dışında favori olan bir isim. Çim orijini güzel bir anne kanatı da bir Dynaformer'dan gelme. Yani bence yani kazanmaması için bir neden yok. Ama koşmuş olduğu yarışlara göre ben diyorum. En azından orijin olarak da üstündeki jockey olarak da. Ben yani alternatif banko tercih etmek isteyenlere bayağı risk almak istiyorum diyenler için 5 nolu Min Mari'yi ben tek olarak sizlere öneriyorum. Burayı yıkmak isteyen rakip arayanlar da önerebileceğim isimler. Öncelikli olarak yine bir İngiltere'de koşup sonra Amerika'da start almaya başlar. 6 nolu Feel Glorious bir Battered Bread yine iyi bir orijin. O hal Rosario ile start alan bu safkan da çok formda. Yine koşmuş olduğu gruplara göre burada da şanslı isim. Bir de 3 nolu Flight Lady bir Sir Percy temsilcisi. Irat Ortiz Junior'a start alan bu safkan da bu yıl koşmuş olduğu tek yarışı kazanan bir isim. Çok formda. Bence rakip arayanlar için öncelik yazılması gereken isim. 5 nolu safkan ben de 1-2 adımda olsa ön planda isim. Ama rakipleri de 6 ve 3 olarak önerebileceğim isimler arkadaşlar. Günün 3. koşusunda 7'li Plase ve 3'lü Gayan ayağımızın da açılış ayağı olan bu opsiyonlu satış koşusunda şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1700 metre kum yarışına geldiğimizde 10 safkan arasında koşacak olan bu yarışta bence çok at yazmakta fayda var. Ama tabii ki öncelik şu oranlara bir bakalım. Evet. Evet günün 3. koşusundaki oranlar şu şekilde. 10 nolu safkan 2.75 oran sahip. 5 nolu safkan 3 lira. 3 nolu safkan 4 lira. 9 nolu safkan 4 lira. 2 nolu safkan 10 lira. 4 nolu safkan 12 lira. 6 nolu safkan 12 lira. 1 nolu safkan 16 lira. 8 nolu safkan 20 lira. Ve 7 nolu safkan da 25 lira gibi orana sahip. Evet zor bir koşu. Bence bugün de bayağı bir zor bir koşu. Benim sırasıyla şans verdiğim isimler şu şekilde. Önceliği ben 9 nolu Hanales Houdini. Bu Jersey Tavuk temsilcisine Angel Cruz'da ilk şansı olarak önerdiğim isim. Şu an Türkiye'de de AGF'lerde 3. sırada. Daha sonra 5 nolu Mac Elmore Avaneu. Bir El Padrino temsilcisi Luis Saez'e start alan bu safkanda yine oldukça güzel performansa sahip. Son 6 yarışına baktığım zaman 4 tane birincilik 2 tane ikincilik de bayağı klas bir formu var. İyi gruplarda koşmuş bir isim. Daha sonra 10 nolu Midship Afford. Bir Inton Midship temsilcisi Jose Ortiz'e start alan bu safkanda yine etkili ve güzel formu var. Şu anda gördüğünüz gibi favori konumda olan bir isim. Altın Oğlu Torch of Truth. Bir Not for Love temsilcisi. Julian Pimentel start alan bu safkanda. Yine iyi formda iyi koşmuş olduğu gruplara var. Bir de İkin Oğlu Burning Bright. Bir Empire Maker temsilcisi. Javier Castellano gibi usta pilotuyla start alan bu safkanda. Son 4 yarışında 2 tane ikincilik, 2 tane birincilikle ve iyi koşmuş olduğu gruplarla bence yine burada da yazılması gereken bir diğer isim. 9-5-10-6-2. Bu 5 safkan bir tık da olsa ön planda tuttuğum isimler. Eğer bu safkanların dışında at yazmak isteyenlere çıkanlar olabilir. İşte ilave etmek gereği duyanlar olabilir. Zor bir yarış çünkü bana göre burada bayağı denk safkanlar var. Kimler yazabiliriz? 3 dolu Sean Jewell. Bir eski Dreya temsilcisi Cemil Rodriguez'e start alan bu safkanda oldukça formda. Son 3 yarışın bu yıl koşmuş olduğu 3 yarışın ikisini kazanmış bir isim. Şu an AGF'lerde de bayağı veriliyor zaten. 4 nolu Oxide bir Golden Lad temsilcisi Charlie Marquise start alan safkanda yine benim bugün beğendiğim isimler arasında bir de 7 nolu Informative bir Bodomeister temsilcisi Alexander Crispin'e start alan safkanda şu an çok sürpriz konumda yurt dışında da bayağı sürpriz konumda ama ben bu safkanın koşmuş olduğu yarışlara baktığım zaman yani neden yazılmasın ki diyorum yani gelirse bana göre hiç şaşırtmayacağı iyi isimlerden birisi 7 nolu Informative bence bu Bodomeister temsilcisine ilave etmekte fayda var. 9-5-10-6-2 öncelik şans verdiğim isim 3-4-7 de geniş ve sürpriz arayanlar için önerebildiğim isimler. Geldik günün bir diğer önemli koşullarından birisi.
Dördüncü koşuda James V. Murphy Stakes Listed bir yarış. 3 yaşlı İngilizlerin 1600 metrelik çim kosunda 8 safkanlı koşacak olan bu ikinci altılı ganyanın da ilk ayağı olan bu güzel koşuda tabii ki oranlara bakalım. Evet, dördüncü koşudaki oranların bazıları açıldı şu anda. 2 nolu safkan 1.50 orana sahip. 8 nolu safkan 1.55 orana sahip. Aralarında bayağı ciddi bir fark yok. 6 nolu safkan 4 lira. 3 nolu safkan 6 lira. 7 nolu safkan bir kısım 4 lira vermiş. Bir kısım 12 lira vermiş. Vallahi bakalım burada. 5 nolu safkan aynı şekilde 6 lira veren var. 12 lira veren var. 1 nolu safkan 10 lira. Son sırada 4 nolu safkan da 25 lira gibi orana sahip. Yani acayip bir oran sistemi var burada. Neyse. Gelelim biz yarış programımıza. Bu önemli güzel koşuda, Blissit koşuda hem ikinci altılı ganyanın da ilk ayağı olması tam ortada göbek yeri. Yurt dışında bizim burada altılı oynadığımızdan haberleri vardır ama buraya da yani göbek hali sokacak hali yok. Neyse arkadaşlar. Benim burada Banco ismim var. 2 nolu Quadore. Herhalde Quadore. Bir Old Ford temsilcisi Rart Ortiz Junior'la start alan bu safkan. Yani 5 yarış koşmuş. 3 birincilik, işte bir üçüncülüğü, beşinciliği var ama bu yıl en azından koşmuş olduğu yarışta da bir kazanmış bir isim. Yani şöyle söyleyeyim. Bu at Irat Ortiz Junior'la, yani İzmir kordonu bilenler öyle alır öteki atları, kordonda bir çay keyfi yaptırır. O şekilde de yarış kazanır arkadaşlar. Ben bu safkanın kolay kolay geçileceğini pek ihtimal vermiyorum arkadaşlar. Bu grubun çok çok üzerinde bir görüyorum ben. Tabii atlatıya geçer ama yani bu safkan da ben kolay kolay geçileceğini sanmıyorum. Birkaç yarışını da seyrettim zaten, şurada 3 yarışını. Yani koşmuş olduğu yarışlara göre buradaki grup safkanların hiçbir yanına yaklaşmasını pek düşünmüyorum. O yüzden büyük konuşmayayım yine ama 2 nolu Quadore benim bugünkü kalem arkadaşlar. Artık bugünkü kale bu. 2 nolu Quadore Irat Ortiz Junior'a Bankom. Geldik günün 5. koşusuna. Bir Speak Out Stakes koşusu, yine bir listed dişilere ait. 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metrelik kum yarışında. Hemen oranlarımıza bir bakış yapalım arkadaşlar. Evet, buradaki oranlardan şu anda açılanlar. 5 nolu safkan 1.20 orana sahip. 8 nolu safkan 2.75 orana sahip. 2 nolu safkan 5 lira. 6 nolu safkan 6.5 lira. 1 nolu safkan aynı şekilde yine 6 lira orana sahip. 4, 7, 3 de 25 lirayla 50 lira arasında orana sahip arkadaşlar. Oranlar biraz farklı farklı. Sıralamalar bazen değişebiliyor da. Gelelim buradaki bizim 5. koşudaki programa. Yine bir listed yarış, 63 bin dolarlık bir yarış arkadaşlar. Ben burada 5 nolu Coop Wagon, bu Hey Coop temsilcisi Irat Ortiz Junior'la 5 yarış koşmuş, 5'inde kazanmış bir isim. Ben yine bugün bir birincilik daha yapmasını bekliyorum bu 5 nolu Coop Wagon'dan. Yani bu grubun biraz daha iyi şanslı, bende ön planda çıktı. Eğer burada bir risk alayım derseniz en azından bir geçilmeyen bir safka. Yani bu safkana sığınıp tek olarak geçebiliriz arkadaşlar. 5 nolu şu Wagon'a, Irat Ortiz Junior'a. Ama bu safkanı yıkarsak o zaman çok çıkıyor piyasaya. Eğer yıkmak isterseniz, sürpriz arayışa girmek isteyenler için de en azından şunları önereyim. 6 nolu Don't Lead Sweet Folia. Bir Stoy Thirsty temsilcisi Jevin Toledo'la start alan bu safkanda kazanıp gelmiş ama ondan evvel tabii bir iki tane geçilmiş olduğu bir yarışlar var. Yani bütün yarışı kazanıp da sonra yedincilik yapmamış. Ondan sonra bir peş peşe bir seri takmış. 5 yarış kazandıktan sonra bu yıl koşmuş olduğu yarışta bir yedincilik elde ederek biraz hayal kırıklığı uğrattı ama yani en azından ben safkanın son yedinciliği hiç ihtimal vermeyip en azından iyi bir safkan. Kazanmış olduğu yarışlarda zaten açık yarışlar da var. O yüzden ilk rakip olarak önereyim. Daha sonra 8 onu French Empire, Bistri Sense gibi yine iyi bir orijine sahip Javier Castellanos startlamış safkanda. Gördüğünüz gibi son 6 yarışında bir ikincilik, 5 tane birincilik sıkıştırmış bir isim. Bence yine en ciddi rakipler arasında. Daha sonra 2 nolu Casual, bir Curling temsilcisi Ricardo Santana Junior'la startlamış safkanda yine koşmuş olduğu gruplara göre bayağı burada da sürpriz yapabilecek kıvamda olan bir isim. 1 nolu Kulüp Car, bir Malibu Moon temsilcisi Jose Ortiz'e startlamış safkanda yine koşmuş olduğu yarışlar iyi. Son kazanmış olduğu yarış da çok iyi. Bir de 7 nolu Call on Minship, bir Inton Mischief temsilcisi Louis Saez'e de en azından bugün çok geri planda olan bir ismi de sürpriz sevenler için önerebileceğim isim. Ama dediğim gibi 5 nolu safkan bende biraz daha ön planda. İlk ciddi rakip 6-8 gözüküyor. Daha sonra 2-1-7 arkadaşlar. Hatta 2'yi biraz daha ön tarafa kaydırabiliriz. En azından bunu da belirteyim arkadaşlar. Çünkü şimdi her görünen at da maalesef gelmiyor.
Ama her şeye rağmen yine 5'in kazanması bence normal sonuç olur. Dediğim gibi 6-8-2'yi biraz önce 1-7'yi de daha sonra şans verebiliriz arkadaşlar. Günün 6. koşusu bir Jim McKay Turf Sprint Stakes koşusu. Bir listed yine 3 ve yukarı İngilizlerin 1000 metrelik sürat yarışı. 13 safkan var. Artık burada bilmiyorum yarıştan çıkan olur mu olmaz mı? Ama büyük ihtimalle çıkmayabilirler de. Biz hemen hiç fazla sözü uzatmadan yarış oranlarına bir geçiş yapalım. Evet, buradaki oranlarda çok ilgimi çeken bir şey oldu da benim, çünkü şans, ilk şans verdiğim isim ta buraya kadar kaymış bu 13 nolu safkan. Çıkacak herhalde. Belki de çıkacak, haberleri mi çıktı bilmiyorum. Çünkü yedeklerde şu anda. Yine biz tahminlerimizi verelim. Kesinleşirse siz en azından bir kontrolünüzü yapın arkadaşlar. Oranlara ben size aktarayım. 4 nolu safkan 2 lira. 1 nolu safkan 5,5 lira. 5 nolu safkan 6 lira. 2 nolu safkan 10 lira. 11 nolu safkan 8 liraya bir düşüş yapmış. 11 nolu safkan. Daha sonra 12 nolu safkan 16 lira. 7 nolu safkan 20 lira. 8 nolu safkan 33 lira. İşte burada 13 nolu safkan gördüğünüz gibi 3,5 lira oran sahibi ama buraya indiğine göre büyük ihtimalle yarıştan çıktı galiba. Ya da çıkacak. Belki ondan olabilir. 3 nolu safkan 40 lira. Geri kalan safkanlar da zaten gördüğünüz gibi 3, 9, 10, 6 da 50 lira, 60 lira, 100 lira gibi oranlara sahip. Gelelim buradaki tahminlerimize. Ben burada 13 nolu komple pası ilk şanslı isim olarak öneriyorum ama bu safkan çıktı galiba. Büyük ihtimalle çıkmış olması lazım arkadaşlar. Siz yine çıkarsa kuponlardan silin arkadaşlar. Ben yine öncelik olarak şans vereyim. Çünkü bende bayağı ön planda çıktı bu isim. Bu yıl koşmuş oldu. Yarışı kazanan bir Angel Cruz'a kazanan bir isim ama işte dediğim gibi artık şansımıza. Ama koşarsa 13'ü yazın arkadaşlar. 4 nolu The Critical Y. Bir Tiz Y temsilcisi Louis Size start alan bu safkan. Gördüğünüz gibi favori konumda. Şu an yurt dışında da favori ismi. Yine güzel orijini var. Tabii bu pisti de seven bir isim. Daha sonra 2 nolu The Connoctor. Bir City Zip temsilcisi Jose Ortiz'e start alan bu safkan da oldukça formda, son yarışını kazanan bir isim. Yine iyi gruplarda yer alan bir isim. 5 nolu Hollis. Street Sense temsilcisi Rod Ortiz Jr. start alan bu safkan da oldukça formda, son yarışını kazanmış bir isim. Bir de 1 nolu Boldar. Munich temsilcisi Ricardo Santana Jr. start alan bu safkan da yine oldukça etkili ve güzel formuyla yazılması gereken diğer isim. 13, 4, 2, 5, 1 benim öncelik şans verdiğim isim. Daha sonra da bu 11 nolu safkan çok veriliyor ama bu 11'in yarışları daha ziyade kumda arkadaşlar. Yani kumda başarılı olmuş bir isim ama tabii bu yarışta koşup da gelebilir mi? Çok görüyoruz. Kumda başarılı olup da içimde yine yarış kazananlar oluyor. Yine koşması halinde eğer sürpriz sevenler için 11 nolu Fycrow'u Rosario'da şans verebiliriz. 7 nolu Dubini, bir Gia Ponte temsilcisi GD Acosta'da start alan safkan da bence sürpriz sevenler için çok ideal bir isim. Bayağı da bir sürpriz konumda olan bir isim. Bir de 12 nolu Soul Street. Bir Street Magician temsilcisi Jamie Rodriguez'e start alan safkan da yine bomba yapması beklenen bir isimler bende. 13, 4, 2, 5, 1 önce 11, 7, 12'de sürpriz ve geniş at yazmak isteyenler için önerebileceğim isim. Günün 7. koşusu bir Maryland Sprint Stakes koşusu, açık yarış 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metre kum yarışında. Evet, ikramiyeler gördüğünüz gibi yavaş yavaş çoğalıyor. 94.500 dolarlık bir yarış. Yani oranın parasına göre ama bizim paraya göre baya baya iyi bir para arkadaşlar. Gelelim buradaki 11 safkanın oranlarına bakalım. Bir değişiklik var mı? Evet, buradaki de oranlarda da bir şeyler var arkadaşlar. Benim çünkü favori olarak verdiğim safkan burada gözükmüyor. Bakalım bugün çıkanlar var o zaman demek ki. 7 nolu safkan 5 lira. 1 nolu safkan 5 lira. 2 nolu safkan 7 lira. 10 nolu safkan 8 lira. 11 nolu safkan burada 5 liraya kadar düşmüş. Vallahi çok bir şeyler oluyor galiba burada. 4 nolu safkan 14 lira. 3 nolu safkan 16 lira. Evet, benim safkanlardan burada 5 nolu safkan 3,5 lira oranı varmış. 8'in de 4,5 lira oranı var. Bilmiyorum burada ne değişiklikler oldu. Ben de anlamadım. Çıkacak mı acaba, çıkmayacak mı? Ben de bilmiyorum. 6'nın 50 lira, 9'un da 66 lira. Arkadaşlar o yüzden size ısrarla tavsiye ettiğim şey yarı saatine yakın yatırız. Çünkü şu çıkanlar belli olsun, en azından işi garantiye alalım arkadaşlar. Ama ben yine tahminlerimi vereyim. Yani koşar veya koşmaz. Ben 8-10'lu Special Reverse, bu Midshipman temsilcisini Irak Ortiz Junior'la koşmuş olduğu performansıyla, iyi yarışlarıyla benim ilk şans verdiğim isim. Tabii koşarsa yazacağız.
bir Nolan Lucky, bir Kuba temsilcisi, 8 yaşında bir Safkan, orası ya Karamanos'a start alan Safkan'ın şu tabelada gördüğünüz bütün yarışlar hepsi açık yarış, grup yarışları arkadaşlar. Yani o kadar formda ve güzel yarış, Safkan kazanıyor da, seviyor da. Yani bayağı da güzel ikramiye kazanmış. Nereye baksanız 1 milyon dolara yakın bir kazanç şeyi var. Yani bence ihmal edilmemesi lazım. İyi bir kanatlı var zaten. 8 yaşındaki Safkan maşallah var. 5 nolu Strike Power, BBC Specs Down temsilcisi Ricardo Santana Jr. ile start alan Safkan da şu an Türkiye'de favori konumda bir isim, ama bu da çıkma ihtimali olan bir isimler arasında. Eğer yanlış hatırlamıyorsak bakalım. Evet, buraya kadar indiğine göre bir şeyler var herhalde. O yüzden dikkat edin arkadaşlar. Benim yine 3. sırada şans verdiğim isim. Bir de 10 binolu Seven Nation Nation Army, bir First Samurai temsilcisi Louis Size'e start alan bu Safkan'da yine güzel formüle. Bence yazması gereken ilk isim. 8-1-5-11 öncelik şans verdiğim isimler. Zor bir koşu. Daha sonra da eğer çıkanların yanına ilave etmek gereği duyanlar için de 10 nolu Lebda. 10 nolu Lebda. Bu Raisin Deed temsilcisi GD Akosra start alan Safkan en azından performans olarak iyi. 2 nolu Yodol Iha Wu, bir Creative Chaos'a temsilcisi Sheldon Rochelle start alan Safkan da yine etkili ve güzel performansa sahip bir isim. Bir de 7 nolu Brace Ghost, bir Great Nation temsilcisi yine Joel Rosario start alan Safkan da yine güzel formuyla bence yazılması gereken diğer isim. Kusura bakmayın, çok konuşa konuşa bazen ses gidiyor. 8-1-5-11 önce 10-2-7 de daha sonra şans verdiğim isimde. Geldik bir diğer önemli koşulara. İkramiyelerin yükseldiği bir yarış. Bir Dinner Party Stakes. Bir yine bir açık yarış. 3 ve yukarı İngilizlerin 1700 metrelik çim koşusunda 2 ve 7 nolu Safkanlarında ekiro olduğu bir yarış arkadaşlar. Hemen programımızın oranlar kısmına bir geçiş yapalım. Evet, 8. koşudaki oranlar şu anda 5 nolu Safkan 1.20 orana sahip. 3 nolu Safkan 4 lira. 1 nolu Safkan 4 lira. 8 nolu Safkan 9 lira. 6 nolu Safkan 9 lira. 2 nolu Safkan 12 lira. 4 nolu Safkan 20 lira. 7 nolu Safkan da 28 lira gibi orana sahip. Hemen programımıza geçelim. Bu yine önemli bir karış yarış. 157.500 dolarlık bayağı güzel bir ikramiye sahip bir yarış arkadaşlar. Benim burada öncelik şans verdiğim isim 3 nolu Kuramata, bir Avustralya temsilcisi Irat Ortiz Junior'a start alan bu Safkan. Benim çok çok beğendim. Zaten orijin olarak da çok beğendim. Türkiye'de de şu anda bir Avustralya temsilcileri var zaten. Ben ilk şansı bu Safkan'a vereceğim. Safkan zaten ilk koşmuş olduğu yarışı İngiltere'de koştu. Bir üçüncülük elde edince hemen Amerika'ya getirdi. Amerika'da koşmuş olduğu iki tane çim yarış. Tabii bu üçüncülüğü çim değildi. Kumda bir yarış koştu İngiltere'de. Amerika'ya girdikten sonra koşmuş olduğu iki tane yarışı da çim yarışı ve ikisini de kazanan bu isim. Yani çime çok yatkın bir isim. Bugün haliyle son kazanmış olduğu yarış da bayağı güzeldi. Ben bugün bayağı iyi şansı veriyorum bu Safkan'a. 3 nolu Kramat'a ama çok ciddi rakiplere. 5 nolu Secret Life, bir CEO'nun temsilcisi, bir Fransız Safkan'ı. Javier Castellano start alan bu Safkan'da koşmuş olduğu yarışlara göre, gruplara göre kesinlikle ihmal edilmemesi gerekir. Zaten şu anda yurt dışında çok direkt bir Safkan, Türkiye'de de aynı konumu alan bir isim. Bir de bunların yanına ben bir nolu Some Like to Brown, bir Big Brown temsilcisi, anne kanatında bir tapit temsilcisi Jose Ortiz'e start alan bu Safkan'da her ne kadar son iki yarışta biraz kötü performans olsa da koşmuş olduğu gruplara göre bence ihmal edilmemesi gereken bir diğer isim. Ama 3-5 bende biraz daha ön planda. Daha sonra 1 nolu Safkan geliyor. Yani 3-5 önce 1 sonra. Ama burada da çıkanlar olur mu olmaz mı onu bilmiyorum. Ben en azından sıralamı vereyim. Çıkanlar olursa onları dahil edersiniz. Çıkanlar olursa bu ekürlerden 2 nolu English B, bir English Channel temsilcisi Oal Rosario start alan Safkan'da en azından koşmuş olduğu gruplara göre burada da şans arayabilir, bulabilir kendine. 8 nolu Bye Bye Melvin, bir Uncle Mo temsilcisi John Velasquez'e start alan bu Safkan'da yine iyi gruplarda start almış bir isim. Bir de 6 nolu Talk or Listen, bir Albea temsilcisi Flavin Pratt'la da yine bugün sürpriz yapabilecek kıvamda olan bir isim. Ama 3-5 biraz bende ön planda, ikisi mücadelesi bekliyorum. Bunların en yakın rakibi 1 gözüküyor. Ama dediğim gibi çıkanlar ve buraya sürpriz arayanlar da 2-8-6 olarak da önerebilirim. Geldik günün en önemli koşusu. Bir Pregna Stakes koşusu, açık bir yarış, grup bir yarışı. 3 ve yukarı İngilizlerin 1900 metrelik kum yarışında 4 ve 9 nolu Safkan'dan ekürü oldu bu yarış. 630 bin dolarlık bir yarış arkadaşlar. Yani iyi para, bayağı iyi para. Evet, oranlara da bir gelelim.
Evet, son koşunun oranları şu şekilde. 3 nolu safkan 2 lira orana sahip. 10 nolu safkan aynı şekilde 2 lira orana sahip. 5 nolu safkan 6 lira. 4 nolu safkan 8 lira. 9 nolu safkan 14 lira. 6 nolu safkan 14 lira. 2 nolu safkan 18 lira. 8 nolu safkan 22 lira. 7 nolu safkan 22 lira ve 1 nolu safkan da 66 lira gibi bir orana sahip. Evet, günün en önemli koşularından birisi. Burada ben burada son yarışlarına baktığım zaman kaliteli bir isim olan 3 nolu Medina Spirit, bu Proton İK temsilcisi John Velasquez'e start alacak olan bu safkan, koşmuş olduğu yarışlara göre bence kazanması lazım. Zaten burada baktığımız zaman antrenör, ünlü antrenör, bayağı ünlü antrenör Bob Baffert imzası görüyoruz. Tabii burada bir de Bob Baffert, iki tane safkan da geliyor. Aynı ağırdan iki tane ama ikili değil bunlar. Sahipleri farklı. Evet arkadaşlar, burada dediğim gibi 3 nolu Medina Spirit, bu Bob Baffert'in getirmiş olduğu iki tane at, bir de 10 nolu Concord Tour, bu Street'ten set temsilcisi de, yani iki tane iyi atı getirmişler. Tabii Medina Spirit'in yarışlarına baktığınız zaman son kazanmış olduğu bu 14 gün önce bir Mayıs ayı içerisinde bir Kinland'da kazanmış olduğu yarış zaten çok çok önemli. 1 milyon 890 bin dolarlık bir yarış kazandı. Yani bayağı büyük bir yarış kazandı. O yarışı kazanmanın şeyiyle geliyor. Tabii bir 14 gün ara vermiş olması beni biraz tedirgin ediyor ama bu safkan bayağı iyi. Çünkü koşmuş olduğu yarışlarda zaten görüyorsunuz ilk ikiden düşmüyor. Mücadele içerisinde son kazanmış olduğu yarışa göre burayı da kazanması bence en normal sonuç olarak arkadaşlar. Yani oranlara da baktığımız zaman tekrardan bir bakalım şuraya. Evet, gördüğünüz gibi oranlar hemen hemen eşit ama ben bir tık da olsa 3 nolu Medina Spirit'in kazanmasını bekliyorum John Velasquez ile. Yani ben de eğer risk alayım bu aya tek atayım derseniz bence kazanması en normal sonuç olur 3 nolu Medina Spirit'in, John Velasquez'le dediğim gibi. Ama bu safkanın en ciddi rakibi yine ağırdaşı, ikili değil ama ağırdaşı yine bir Bob Baffert'in getirmiş olduğu 10 nolu Concord Tour olur. Bunun da koşmuş olduğu yarışlar üst düzey yarışlar, hepsi de birbirinden yüksek. Yani 800 bin kusur dolarlık bir kazanç elde etmiş bu 4 yarışta. Yani o yüzden bu safkanda bence 3 nolu Medina Spirit'in en ufak hatasını hiç affetmeyecek konuda olan bir isim. Tabii Mike Smith de üzerinde, hemen Mike Smith'i bilmeyenler için de söyleyeyim. Yaşlı bir adam ama hep böyle 600 bin dolar, 1 milyon dolarlık, 10 milyon dolarlık yarışlarda da favorilerinin üzerinde gördüğümüz bir adam. Yani ben pek çok beğendiğim bir jockey değil çünkü at kendi gidiyor sanki, o yüzden de aman düşmesin gitsin diye Mike Smith var işte, ne oldu, büyük jockey, büyük adam diye geçiyor ama ben Mike Smith'in o kadar etkili bir safkan jockey olduğunu pek düşünmüyorum çünkü yaşlanmış artık. Ama böyle atların üzerinde de büyük yarışların ikramesinde de Mike Smith'i sürekli üzerinde görüyoruz. Bu safkan çok iyi, yani 3 nolu safkanın en ufak hatasını affetmeyecek konumda. Eğer bu aya tek geçmek isterseniz 3'ü tercih edin ama ben bu aya en azından rakibine yazayım derseniz, yani 3-10 öteki gruplardan biraz daha ön planda, yani 3-10 ayrılmış vaziyette gözüküyor şu andaki pozisyona göre. Yani 3-10'u yazıp bayağı bu şekilde geçebiliriz. Ama dediğim gibi çıkanlar oluyor. Eğer kalkıp da bir tanesi çıkarsa da tabii işler değişir. Eğer sürpriz arayışına girmek isterseniz de o zaman en azından diğer rakiplerini önereyim. Söyleyeyim ben en azından. 2 nolu Keep Mind Mint. Öyle okunur herhalde. 2 nolu Keep Mind Mint. Loban temsilcisi David Coane start alacak. Bundan safkan bu yıl koşmuş olduğu yarışları gördüğünüz gibi tabelesi yok ama koşmuş olduğu yarışlar hepsi üst düzey yarışlar. Bence hiç ihmal edilmemesi gereken isimlerden ilki. Yani ilk yazılırsa bence 2'den başlarız. Daha sonra ekürü avantajıyla koşacak olan 4 nolu Crowded Tride. Mimorotian Terry Reid'i temsilcisi Havre Castellano start alan bu safkanda koşmuş olduğu 3 yarışta da çok kalite ve iyi gruplarda koşmuş. 5 nolu Midnight Bourbon, bir Tiz nolu temsilcisi Rat Ortiz Gino start alan bu safkanda yine üst düzey safkan, iyi gruplarda start alan bir isim. Bir de 6 nolu Rom Bauer, bir Twilight kendi temsilcisi Flavon Pratt'la start alan bu safkanda koşmuş olduğu güzel yarışlarla en azından sürpriz arayanlar için önerebileceğim isim. Ama 3 bende tek atmak isteyenler için önerebileceğim isim, yani bir tık da olsa bende şanslı. Ama ben bu safkanın yanına rakip yazmak istiyorum derseniz de bana göre en ciddi rakibi 10 nolu safkan olur. Yani 3-10 olarak geçebiliriz buraya. Daha da geniş ve sürpriz ararsanız da 2-4-5-6'yı da tercih edersiniz. Biraz program uzun oldu ama ne yapalım. Bugünlük de böyle olsun arkadaşlar. Ben şablonu söyleyeyim. En azından aklımdayken söyleyeyim. Birinci koşu 4-2-6. Önce şans verdiğim isim 10-5-7 de daha sonra şans verdiğim isim. İkinci koşu 5 nolu safkan, alternatif de olsa bir banko adayım. Rakip arayanlar da 6 ve 3.
Üçüncü koşu 9, 5, 10, 6, 2 öncelik, 3, 4, 7 daha sonra şans verdiğim isim. Dördüncü koşu 2, nolu Safkan benim bankom. Beşinci koşu alternatif bir bankom, 5, nolu Safkan. Rakip yazmak isteyenlere de 6, 8, 2, 1 ve 7 olarak. Altıncı koşu 13, 4, 2, 5, 1 önce şans verdiğim isim. 11, 7, 12 de daha sonra şans verdiğim isimler. Ama bu ayakta çıkanlar olabilir galiba çünkü oranlar biraz farklılaştı. 7. koşu 8, 1, 5, 11 önce, 10, 2, 7 de daha sonra şans verdiğim isim. 8. koşu 3, 5 önce, ilk çiftli rakip ararsanız 1, daha sonra 2, 8, 6. 9. koşu 3 nolu Safkan benim ilk şans verdiğim isim, en ciddi rakip 10. Daha da sürpriz ve geniş hat yazmak isterseniz de 2, 4, 5, 6'yı da değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla. Hoşçakalın arkadaşlar.